Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yine bu değer felsefesiyle alakalı edebiyat eserleri konumun ikinci bölümündeyiz. Bu videoya rastladıysanız eğer ilk bölümünü YouTube sayfamda ve Facebook sayfamda bulabilirsiniz. Bugün üç tane yazarla ilgilişkin hem kitaplarını hem de değer felsefesiyle alakasını sizlerle konuşmaya ve paylaşmaya çalışacağım. İlk yazarımız Türk Edebiyatı'nın en nitelikli, dili çok kuvvetli, konuları açısından da okuyucuya ve topluma hitap eden yazarlardan birisi Adalet Ağaoğlu. Bir Düğün Gecesi kitabını örnek olarak getirdim ben. Aslında çok çok değerli kitapları var. Ölmeye Yatmak, 3-5 Kişi ve Bir Düğün Gecesi. Bunlar bir üçleme şeklinde. Ben kısaca Bir Düğün Gecesi üzerinden devam etmek istiyorum. Ama buraya geçmeden önce de Adalet Ağaoğlu'nun bir edebi kişiliğinden bahsetmek istiyorum. Aslında Adalet Ağaoğlu Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu. Nallıhan'da yaşamış ve doğmuş, büyümüş. Sonra Atatürk'ün 1933 yılında kız çocukları okutulmalıdır, okutulmayan hapis cezası alır kararı doğrultusunda da Ankara'ya gelip yerleşmişlerdir. Babası hafız olmasına rağmen çok ileri görüşlü bir adamdır. Kızının okuması ve bu edebiyat hayatına, bir eğitim hayata devam etmesi için her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmaz ve Adalet Ağaoğlu da her konuşmasında bunu söyler. Yani babasına çok çok şeye borçlu olduğunu söyler. Aslında Adalet Ağaoğlu dili bakımından hem edebi kişiliği bakımından lafını esirgemeyen yazarlardan birisi. Bir şekilde de intihar yazarı olarak da adlandırılır. Yani şöyle görüşleri bir açıdan da Virginia Woolf'a da benzer, İngiliz yazar. Sonra intihar etti biliyorsunuz. Sonraki konuşmalarımda da onu da esas alacağım, bir konuşma yapacağım. Toplumun bu karamsarlığı, karamsar yapısı, bütün Türk toplumunun geçmiş tarihinde yaşamış olduğu acılar ve çok fazla duyarlı ve hissi olması açısından birçok şeyi kaldıramaz. Ve kaldıramamasından dolayı da yazmaya başlar. Yani bunu neredeyse okul yıllarında başlar ve tefrik halinde gazetelerde yayınlamaya başlar. Ve kendinde bir nevi intihar yazarı olarak adlandırılır. Ve bunu adlandırmasında da aslında kendisinin o ruh yapısının yazarlığa ne kadar uygun olduğunu yazması eğer bütün hayatının, ruhunun bir karanlığa çekilişinden bahseder ve kitaplarını da bu doğrultuda yazar. Temmuz ayında kaybettik, 2020 Temmuz ayında kaybettik. Büyük bir kayıp ama çok güzel eserler bıraktı. Hatta kendisi de bu kadar uzun yaşayacağını, bu kadar eserler bırakacağını düşünmediğinden bahsetti. Yani resmen yazmak için doğmuş Adalet Ağaoğlu. Yazı yazmak için, romanları yazmak için. 91 yaşına kadar da yazmaya devam etmiş. O güzel üslubunu, o güzel kitaplarını, o güzel kelimelerini bizden esirgememiş. Adalet Ağaoğlu'nun şöyle anlardan yola çıkarak yazmış olduğu eserler. Yani kitapların çoğu bir andan yola çıkar. Mesela Bir Düğün Gecesi'nde de adı üstünde de belli olduğu üzere Bir Düğün Gecesi'nden yola çıkarak neredeyse 20-30 yıllık bir tarihi özetler. Yani karakterlerinden geçmişine gider. Ve orada bütün konu bütünlüğünü sağlamaya başlar. Diğer kitapları da öyle. 3-5 kişi de aynı şekilde. Bir evi aramaya başlayan, buluşacağı bir kişiyle evi aramaya başlayan Murat'ın o günkü 15-20 dakikasından geriye dönük olarak geçmişini özetler. Ölmeye Yatmak da aynı şekilde. İntihar etmek üzere bir otel odasına yerleşen öğretim görevlisi Aysel üzerinden neredeyse büyük bir geçmişi, yani hem Türkiye geçmişini hem o dönemdeki Türkiye mozaiğini özetlemeye çalışır. Ve bunda da çok başarılı olur. Yani kolay bir şey değildir bir andan yola çıkıp geçmişe, geleceğe ve şu ana odaklanmak gerçekten büyük bir maharet ister ve hiçbir şekilde sıkılmazsınız. Ve şöyle kelime gücü çok çok yüksek, kelime etkisi, cümlelerin etkisi çok çok yüksek yazarlardan birisidir Adalet Ağaoğlu. Ve Türk değerlerini, Türk yapımızı ve insani değerleri sık sık işler. Olumsuzluklardan yola çıkar, neyin olmaması gerektiğini gösterir. Canınızı acıtır. Tıpkı diğer yazarlarımızda olduğu gibi bir yazar da bunu hedeflemeli zaten. Yani düşündürmeli ve sorgulatmalı bize. Her şeyi sorgulatmalı ve Adalet Ağaoğlu bu bakımdan da oldukça başarılıdır. Ve romancılığın üst seviyesidir. Yani kitap okuyorsanız, roman okuyorsanız, Adalet Ağaoğlu'nun kitaplarına yöneldiyseniz roman okumacılığınızı bir üst seviyeye taşımışsınız demektir. Yani şöyle bir kargaşası oluyor. Bu romanları okuduktan sonra başka bir roman tadı kaçıyor. Yani o tadı alamıyorsunuz. Hep aynı kelimeleri, aynı cümleleri arıyorsunuz. Aynı ifadeleri, o karakter analizleri,
Bir insan tarafı çünkü Adalet Ağoğlu. Kimi zaman insanı yüceltir, kimi zaman da yerden yere vurur. Yani karakterlerin hayatı asla tek düzde değildir. Bazen tepelerdedir, bazen yerlerde sürünür. Bunu göstermesi açısından da çok çok değerli. Yani bir şekilde objektif olmak zorunda yani yazar. Yani her şey gülüp gülistanlık göstermemeli. Toplumda çok iyi mertebelerde olan insanların da iş dünyasında neler yaşayabileceğini, yani oradaki sahip olduğu insani değerleri gösterebilmesi açısından oldukça önemli diye düşünüyorum ben. Yani mutlaka okumanızı da tavsiye ederim. Adalet Ağoğlu okumadıysanız çok şey kaçırıyorsunuzdur diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Kitaptan bir alıntı okuyarak isterseniz devam edelim. Bir Düğün Gecesi'nde alıntı. Ama şuramda bir bulantı, gitmiyor, geçmiyor. İnsanlar arasında durmadan mikrop gibi yayılan bir hastalığın bulantısı bu. Kuşku ve güvensizlik, bunları böyle düşünmek zorunda kalışım, yoklaya yoklaya yaklaşmak üzere, şu anlamda ya da bu anlamda. Yitirilen inançların yerine durum zorluyor diye acilen yarım yırtık yeni inançlar koyuveriyorsun. Utanmamak için, salt utanmamak için yeni inançlar edinmişsin gibi dört dönüyorsun ortalıkta. Daha çok utançlar yaşarsın. İnsan yüceymiş, insan dirilirmiş, insan yönetirmiş. Gördük, insanı para yönetir, silah yönetir. Bu Bir Düğün Gecesi'nden, ikincisi de 3-5 kişi kitabından alıntıları okuyorum değerli arkadaşlar. Bizler boğuluyoruz, vurdum duymaz oluyoruz. Kendi dışımıza hiçbir şeyin değeri yok. Her sabah erkenden kalkmalıyız. Yüzümüzü yıkar yıkamaz kültür fizik yapmalıyız. Uzun uzun koşmalıyız, gülle atmalıyız, engeller aşmalıyız. Derin derin soluk almalıyız. En önemlisi de paçamıza mızmızca sarılıp duran değerlerimize sırt dönmeliyiz. Ne çok saksı, bu kentte yıllardır salt saksı çiçeği biriktirmişim. Bir kedi ve birçok suskunluktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yap, hiçbir şey olmamış gibi yap, hiçbir yere gitmedin. Burada, doğduğun yerde, tertemiz duvarlar arasında yaşaya yaşaya kendini bitirdin. Adalet Ağoğlu'ndan sonra da diğer Türk Edebiyatı'nın en önemli, ben en kitaplarını kaçırmadığım ve mozaik taşlarından biri olan Pınar Kür'ün diğer tavsiye ettiğim. Yani bunu da tavsiye etmemin sebebi insani değerleri yine ön planda alması ve ön planda değerlendirmesi. Ve yıpranan insanlığımızın özellikle kadınlar üzerinden dönen hesapların, dönen düşüncelerin çok açık bir şekilde ortaya koyması açısından çok çok değerli. Asılacak Kadın kitabı. Özellikle çok ses getirmiştir, filme alınmıştır ve filmi de en büyük ve en güzel filmler arasında yer almıştır. Yani toplumda dikkat çekmesi açısından. Yani kitabını bulamadım. Herhalde muhtemelen birine vermişimdir diye düşünüyorum. Şöyle orada da melek karakteri üzerinden köylü kızıdır. Bir yalıya temizlik için gelir ve yalının sahibi Hüsrev tarafından bir köle olarak kullanılır, nikahına alınır ve seks kölesi olarak kullanılan bir kadın hikayesidir. Çok cahildir. Ama sezgileri çok kuvvetlidir, duygu dünyası çok yüksektir. Başına bir şeyler neler geldiğini fark etmek de ama buna bir türlü itiraz edememektedir. Hüsrev de anne sıkıntısı olan bir karakter. Yaşlı ve zengin bir adam ve genç kadınları aşağılayan, kadını aşağılayan bir bakış açısı var. Ve bunu da melek üzerinden dile getirir. İç konuşmaları vardır. Ve o iç konuşmaları o kadar güzel yapılır ki, yani noktasız virgülsüz, oradaki kişinin, konuşan kişinin kültür seviyesini gösteren iç konuşmalar vardır. Yani bu da herkesin yapabileceği bir şey değildir. Özellikle melek karakterinin o iç konuşmaları, başına gelenler ve büyük bir suç ortaklığı. Yani bu Hüsrev Bey'in yalıya aldığı erkekler tarafından cinsel tacize uğrayan, bir şekilde kullanılan ve o kişilerin toplumda iyi bir yere sahip olmasına rağmen görünürde nasıl işlerine geldiğinde veya bu tür bir kapı açıldığında neler neler yapabileceğini gösteren, bir şekilde toplumumuzun iki yüzünü gösteren çok önemli bir kitaptır. Aslında bu kitap başta birçok eleştiriye maruz kalmış ve yasaklatılmış, toplatılmış, mahkemelerde yargılanmış ama her defasında da aklanmış. Ve bir yargıç karakteri var. Yargıç karakteri de kadınlardan dolayı geçmişinde getirmiş olduğu eşlerinden, annesinden getirmiş olduğu zorlukları melek karakteri üzerinden işletir. Melek karakteri üzerinden konuşur. Ve yargıları tamamen kadınları aşağılayacak bir yargıdır. Ve önemli bir mertebededir. Ve o mertebede bulunduğu yerinde gücünü melek karakterini idama mahkum etmekle kullanır. Ve kesinlikle pişman değildir. Ne kadınlara olan davranışları ne de kadınlara olan düşüncelerinden dolayı kesinlikle pişman değildir. Ve olan bu arada melek karakterin olur. Yani melek karakteri gerçekten toplumumuzun bir aynası gibi.
Şu an kadın şiddeti varsa, kadın eziliyorsa ve kadın hak ettiği değeri bulunamıyorsa bu bakış açısında gizlidir. Kadını tamamen aşağılayan bir bakış açısı ve kadını tamamen istediğimiz bir yere koymakla alakalı yaklaşımda bulunduğumuz değerler ve kadına verilen değerin düşüklüğü. Yani bu hangi mertebede olursa olsun bu erkek bakış zihniyeti açısından önemli bir eser diye düşünüyorum. Tabii bütün erkekler böyledir. Genel olarak böyle bakılır demiyorum ama yani genelde şu an gündemi izliyorsanız yani kadının eğitimi ne olursa olsun, hangi ailede doğmuş olursa olsun ve nerede yaşıyor olursa olsun hep aynı bakış açısına tabidir. Yani hep aynı bakış açısıyla bakılır. Ve kadın orada sürekli hep cinsel obje olarak görülür. Böyle cinsel obje olarak görüldüğü için de asla o kadının değeri anlaşılmaz. Anlayabilenler tabii ki vardır. Ama toplumun geneline yansımıyor. Yani yansıması için de yapmamız gereken çok şeyler var aslında. Ve Pınar Kürdü Asılacak Kadın adlı kitabında bunları çok çok güzel özetler. Yani o muhteşem Türkçesi, o anlatımı, o anlatırken sakınmaması, yani daha önce bahsettiğim kadın yazarların bakış açısı onda da vardır. Ben hiçbir kitabını kaçırmadım. Hepsini de takip ettim. Son zamanlarda çok eser vermiyor. Biraz da küskünlüğünden dolayı zannediyorum. Biraz polisiye yöneldi ama dört gözle de bekliyorum. İnşallah yeni eserler verir. İnşallah biz bu eserleri de okumaya devam ederiz. Yine Yarın Yarın adlı kitabı da aynı şekilde. Bu da filme çekilmiştir. Yani bu değerli yazarımızın kitabı. Burada da yine çok zengin bir ailede olan, eşi çok zengin olan bir kadının çıkmazını anlatır. Ve evlerine arkadaşı olarak gelen, eşinin arkadaşı olarak gelen kişiyle aralarında büyük bir aşk başlar. Ve bu kişi siyasi olarak birçok örgüte dahildir. Ve kadın burada uyanır. Yani yapmış olduğu, o bulunduğu fanusu, kocasının ilgisizliği, onu sürekli aldatması, bir süs eşyası gibi kenarda nasıl durduğunu fark eder ve buna göre bir uyanışa geçer. Ama bu çok da kolay olmaz tabii. Yani birçok şeyi de karşısına almak zorunda kalır. Ama büyük bir aşk, kendi ruhuna uygun, kendine uygun büyük bir aşk yaşamaktan asla çekinmez. Ve buna da cesaret gösterme yeteneği vardır. Ve kitap da bu doğrultuda ilerler. Ve öykücülük anlamında da çok güzel kitapları var. Akış Olmayan Sular. Yani kadın aslında Pınar Kür'ün temel olan konusu. Kadın. Ve kadın üzerinden ilişkiler ve bunun üzerinden dönen değerler, gelmişten geçmişten hissetmiş olduğumuz değerler hep bu çerçevede yürür ve bu çerçevede ilerler. Bunu da okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, Asılacak Kadın'dan kitap alıntısını okuyorum. Baskıya karşı çıkmamak üzere yetiştirilmişti. Bilmiyordu baş kaldırabileceğini, baskıyı, zorbalığı, yaşamın doğal bir öğesi olarak bellemişti. Düşünce özgürlüğünü bir kavram olarak bile ortadan kaldırmanın en iyi yolu düşünmeyi bilmeyen kuşaklar yetiştirmektir. Bize her şeyi yanlış öğrettiler belki de. Belki de yanlış anladık, eksik anladık. Başımıza gelen tüm akla sığmayan şeyler de kaçınılmaz mıydı gerçekten? Demem. Bir daha okuma ihtiyacı hissettiren alıntılar ve kitaplarında bolca da var. Yani gerçek kitap, roman okumak istiyorsanız Pınar Kür'ü mutlaka tanımanızı tavsiye ediyorum. Diğeri de Şoralar, pardon. Kitaplar da aldı. Diğeri de Yusuf Atılgan'ın Ana Yurt Oteli ve Aylak Adam. Yani Yusuf Atılgan edebiyat mezunudur. Bu çalkantılardan dolayı bu darbe dönemlerinde 12 Mart olsun, 12 Eylül olsun mesleği elinden alınmıştır. Öğretmendir aslında. Çiftçilik yapmak zorunda kalmıştır. Sonra romana yönelmiştir. Ve geçmişinde yaşamış olduğu acılarda romanlarına yansımıştır. İlk yazdığı kitap Aylak Adam'dır. Roman. Ama müthiş bir kitap. Yani isminden de anlaşılacağı üzere Aylak Adam değerleri var ama toplum değerlerine uymayan ve bu değerlerin içerisinde ne yapacağını bilemeyen, daldan dala olan, kadınlardan kadınlara, işlerden işlere koşan bir miras yedi karakteriyle çıkıyor karşımıza. Ve kendine yabancılaşmayı topluma yabancılaşmayla beraber paralel olarak yürütüyor. Aslında bizim toplum normları olarak gösterdiğimiz çerçeveye uymayan bir kişi ve nasıl dışlandığını gösterilen bir kişi. Ve burada hayata karşı, geleceğe karşı hiç umudu kalmamış olan karanlık bir karakter. Ve bu karanlığını da ne yazık ki bütün ilişkilerine yansıtıyor. Umutsuzluk var, gelecekten beklentisizlik var. Ve hiçbir şey, hiçbir beklentisi olmayan bir insanın da değerlerini nasıl kaybettiğini gösteren çok güzel kitaplardan birisi. Şu an tekrar okuyorum. Yıllar önce okumuştum. Gerçekten yine aynı keyfi, aynı zevki tekrar aldım. Tavsiye ediyorum. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Ve çağımızın insan tipine çok güzel örnekleme tutmuş, çok güzel fener tutmuş, değerini kaybetmiş bir insanın neler yaşayabileceğini gösteren değerli kitaplardan birisi.
Diğeri de Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan. Çok karanlık bir kitap. Kendisi de söylemiş zaten, çok tehlikeli bir kitap yazıyorum diye. Bir otel sahibi olan Zebertek karakterinden yola çıkmış. Yani kendi dünyasına dönük sapkın düşünceleri var. Yani tamamen kendi dünyasında yerleştirdiği ve kimseye belli etmediği sapkın bir dünyası var. Bir gün otele bir kadının gelmesiyle bu iyice su yüzüne çıkar. Kadına platonik olarak aşık olur. Bu aşkı takip etmek isterken kendini kaybeder ve gittikçe ruhsal durumu bozulur. Kadını da bir daha bulamaz. Ve bu doğrultusunda da bambaşka bir karaktere bürünür. Aslında içindeki karakteri gösterdiği bir yaşantıya dönüşür. Ve en sonunda da bir cinayet işlemesiyle kitap son bulur. Bunu da bir film olarak çekilmiştir Yusuf Atılgan'ın bu kitabı. Macit Koper, Şayka Tekant tarafından canlandırılmış karakterler. Çok filmin karanlık atmosferinden de anlıyorsunuz zaten o karakterin karanlığı. Ve Macit Koper çok güzel oynamış. Yani resmen o karakterin içine girmiş. Yani izlerken kapatıp tekrar bakma ihtiyacı hissediyorsunuz. Gerçekten o doğrultuda da ilerliyor. Ve Türk sinema tarihinin en iyi 10 filminden birisi seçilmiştir. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, kitap alıntılarını okuyorum. Bence insan adı onunla en az ilgili olan yanıdır. Doğar doğmaz o bilmeden başkaları veriyor ama yapışık kalıyor ona, onsuz olamıyor. Sizi bekleyenler vardı, rahatsınız. Hem ne kolay rahatlıyorsunuz, içinizde boşluklar yok. Neden ben de sizin gibi olamıyorum? Bir ben miyim düşünen, bir ben miyim yalnız? Yaşamanın amacı alışkanlıktı, rahatlıktı. Çoğunluk çabadan, yenilikten korkuyordu. Ne kolaydı onlara uymak. Gündüzleri bir okulda ders verir, akşamları güzel kadınlarla buluşurdu, çabasızca. Ama biliyordu, yetinemeyecekti. Başka şeyler gerekti. Güçsüz, güçlü, umutsuzca zorlamak bile güzeldi. Bunlar da çok güzel alıntılar. Kitabı özetleyen alıntılar. Yazarımız da Vedat Türkali. Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden birisi. 2016 yılında kaybettik. Hem senaryo yazarlığı hem roman yazarlığı konusunda da gerçekten çok güzel eserler vermiştir. Bir Gün Tek Başına ve Mavi Karanlık, her ikisi de o dönemdeki toplum çalkantılarını anlatan romanlardır. Güzel okunur ama çok zor okunur. Yine o toplumun o karanlığını çok güzel yansıtır. Senaryo yazarlığı vardır Vedat Türkali'nin. Fatma Gül'ün Suçu Ne? Onun kaleminden çıkmadır. Türk filmi olarak çekilmiştir, Türk dizisi olarak çekilmiştir. Kadına yine bakış açısı, yine onun bakış açısından o kadının namus kavramı, o namusla ilgili toplumun ona yüklediği yargılar Fatma Gül karakteri üzerinden canlanır ve yine toplumun ikiyüzlülüğünü çok çok güzel anlatır. Ve tanımanız gereken yazarlardan birisidir. Ve Vedat Türkali'nin bu kitapları da okursanız Türk romancılığı hakkında ve Türk insan değerleri hakkında çok güzel öngörüye de sahip olabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ve Mavi Karanlık'la devam ediyorum. Alıntı. Çektiği acının nedeni yabancı bir adamın gözleri. Yitirmiş, aramasını da bilmiyor sanki ama acı çekiyor. Çektiği acının nedeni nasıl yabancılaşabilir bir insan? Yolun sonu yok ki. Yol hep yeniden başlıyor. Biten biziz. Bitmemek için savaştığımız kadar insanız. Yanlış yapmış bile olsak sonunda doğruyu bulmamıza yaramışsa niye üzülelim? Türk edebiyatı ile ilgili anlatacağım kitaplar bunlar. Buradan sonraki serimizde de dünya edebiyatı üzerinde. Yani ben kısaca üstün körü geçtim ama daha derinlemesine okunması gereken kitaplar. İleride de bunları tek tek konuşma konusu ve kitap irdelemesine alacağım. Bundan sonraki haftada da konuşmamız dünya edebiyatı üzerine, örneklemeler üzerinden gidecek. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.